İFA'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün Acer'ın standındayız. Sizlere daha önce canlı yayından göstermiş olduğumuz bu canavarı inceleyeceğiz. Bu arkadaşımız Acer'ın burada özellikle tanıtmış olduğu Predator oyun serisine ait en güçlü laptop olan 21X. Peki bu cihazı güçlü kılan ne? Bildiğiniz gibi Nvidia en son GTX 1080 adlı ya da 1080 adlı yeni bir ekran kartını tanıtmıştı. Onun mobil versiyonundan hem burada hem burada olmak üzere 2 adet SLI var. Yani bu cihazda 2 tane GTX 1080 var arkadaşlar. 64 GB RAM'i var ve aynı zamanda Intel'in yine burada duyurmuş olduğu 7. nesil i7 işlemcisi olacak. Yani 6000 serisi değil, yeni çıkacak olan 7000 serisi işlemcinin en iyi versiyonu bu arkadaşımızda olacak. Aynı zamanda bir detayı daha var. Zaten burada görebiliyorsunuz. İlk kıvrımlı ekranlı notebook diyor. Bu arkadaşımızın 21 inçlik geniş ekranı kavisli olarak ayarlanmış. Bu da laptoplarda ilk defa bir kavisli ekran görüyoruz anlamına geliyor. Ve aynı zamanda şu an şuradan emin değilim ışıkları görebiliyor musunuz ama bu ışıklardan da göz takip sistemi var. Yani herhangi bir şekilde destekleyen oyunlarda mouse'a gerek kalmadan gözünüzü sağa sola bakarak, yani sadece göz hareketlerinizle oyunda hedef almanız ya da hareket edebilmeniz manasına geliyor bu durum. Aynı zamanda şurada görebileceğiniz gibi bir mekanik klavye var. Hatta size şöyle sesini de aktarayım. Laptop'a Acer bu mekanik klavyeyi de eklemeyi başarmış ve şöyle geçerek sizlere farklı bir detay göstereyim. Şu an şurada bir namluk görüyorsunuz. Namlığı şu şekilde kaldırıp elinize alıp eğer ters çevirerek koyarsanız burası bir trackpad haline geliyor. Trackpad olduğunda da normal bir mouse gibi, yani trackpad gibi kullanabiliyorsunuz. Bu arkadaşımın üzerinde 1, 2, 3, 4 ve alt tarafında 2 tane olmak üzere 4+2 Dolby'nin geliştirdiği ses sistemi var ve bu içindeki 2 tane GTX 1080'i tamı tamına 5 ayrı fanla soğutmaya çalışıyor bu cihaz. Çünkü tabii ki 2 tane canavarımız var üzerinde, GTX 1080'den bahsediyoruz. 900 serisini katlayan, hatta masaüstü versiyonu da Titanix'ten çok daha iyi olan 1080'in mobil versiyonları var. Kalınlığı da oldukça kalın ve şu an hatta şöyle sizler de görün, 8 kilogram bir ağırlığı var arkadaşlar. Şöyle hatta sizlere kapatıp göstereyim. Tamı tamına bir 8 kilo ağırlık, parmakla da 4 parmak kalınlığında bir kalınlığı var. Yani taşıması oldukça zor, şu an bile konuşmanın değişmesinden anladığınızı düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi inanılmaz canlı bir ekrana sahip. 2960'a 1080 piksel bir çözünürlüğü var. Geniş ekranlı bir Full HD. Şuradan size bir demosunu da oynatayım, canlılığını görmüş olun ki. Aynı zamanda ben detaylarından bahsedeyim. Şu anda zaten farklı bir detay vermiyorlar. Mesela üzerindeki işlemci belli değil ama Intel'in 7. nesil işlemcilerinden mobil versiyonunda en iyisi bunda olacak. Bahsetmiştim, 64 GB RAM'i var üzerinde ki bu da inanılmaz yüksek bir rakam anlamına geliyor. 64 GB gibi bir RAM diyoruz. 2 tane 1080 ve mekanik klavyesiyle bizleri gerçekten etkiliyor. Ki şu an şansım olsa çantam yanımdaki canlı yayındaki arkadaşlar da söylemişti, al abi götür diye. Şansım olsa götürmek isterim ama kesinlikle ben bunu taşıyamam. Laptoplar bildiğiniz gibi taşınabilir bir bilgisayardır ama bu arkadaşımız kesinlikle taşınabilir değil. 8 kilo gibi bir ağırlığı var. Türkiye'de satışı olur mu ve fiyatı nasıl diye de soracaksınız. Son olarak sizden ondan bahsedeyim şöyle arkadaşımızın yanında durarak. Fiyatı şu an için belli değil. Bir ihtimal sipariş üzerine üretilme durumu olduğunu duydum ama şu an için emin değilim. Aynı zamanda burada farklı modelleri var. 17 yazan modeli yanlış hatırlamıyorsam 2800 euro gibi bir fiyata sahip. 2800 euro bundan çok çok daha alt bir seviye olan oyuncu bilgisayarının fiyatıysa bunun en az 5000, 6000 belki de 7500 euro, 10.000 euroya varan fiyatları olabileceğini düşünüyorum. Bu da demektir ki üst seviye bir masaüstü bilgisayarı kadar toplayabileceğiniz 1080 ile beraber, 6700K ile beraber 32 GB bir toplayabileceğiniz bilgisayardan çok daha pahalı olacak bu arkadaşımız. Çünkü bunu küçültmüşler, mekanik klavyeyi koymuşlar ve kör bir ekranı var. Göz takip sistemi de dahiliyle. Sonuç olarak arkadaşlar sizlere IFA'dan videolar aktarmaya devam ediyoruz. Bakalım daha birçok videomuz da gelecek. Berlin'den herkese selamlar diyerek başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.